Hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilərindən əvvəl səs-küylü açıqlamalarından gündəmə gələn 78 yaşlı Biden yenə də aləm bir-birinə qatıb. Ağ Ev rəhbərinin ifadəsi heç bir həqiqətə sığmasa da, onun Qafqazla bağlı niyyətini ortaya qoyub. Həqiqətən də baş verənlər rəsmi Vaşinqtonun Qafqazda, xüsusən də Qarabağda fəaliyyətini gücləndirməyə hesablana bilərmi? Joe Biden'ın sözdə soykırım iftirasını, Büyük İsrail'i, Büyük Ermenistan'ı, Irak ve Suriye'de PKK devletini kuramamanın bir kuyruk acısı olarak görmek gerekir. Ayrıca hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Ermeni lobisi her şeyden önce Dağlık Karabağ'da yemiş oldukları siyasi ve askeri tokadın bir intikamını almaya çalışıyorlar. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1915 olaylarına yönelik arşivleri de açıktır. Uluslararası tüm araştırmacılar ve ilgi duyanlar bu arşivlere bakarak asıl katliamın Ermeni komiteciler tarafından Anadolu'nun birçok şehrinde yapıldığını görebilirler. Aslında bakılırsa zaten en düşük noktada seyreden Amerikan-Türk ilişkilerindeki askeri işbirlikleri haliyle bir dönem için askıya alınacaktır. Burada kimsenin şüphesi olmamalıdır. Sembolik olarak da Türkiye Washington'daki büyükelçisini görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya davet edecektir. Ancak Türkiye burada Çin'le giriştiği Kuşak Yol Projesi'ne daha çok ağırlık verecektir. Birleşik Devletler'e verebileceği en büyük ve sert cevap bu olacaktır. Dolayısıyla belki İran'la ilişkilerini geliştirebilir. Bu noktadan bakıldığında sonuç olarak söyleyeceğimiz şey Türk-Amerikan ilişkilerindeki güvensizliğin büyük bir yara aldığı konusudur. Hər halda proseslərin inkişafını zaman, həqiqətləri isə elə tarixin özü göstərəcək. Mərahim Nəsib, Baku TV.